Bozgeyik ve Uslu Fazlıoğlu ile Şehit Kamil sahnesini inceledi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik ve Çelet Uşaklar Tiyatro Okulu Genel Sanat Yönetmeni Orhan Uslu, Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fazlıoğlu beraberinde Şehit Kamil sahnesini inceledi. Bozgeyik, Sayın Belediye Başkanımız Gaziantep'e yakışan, Şehit Kamil'e yakışan muhteşem bir tesis yapmış değerlendirmesinde bulunurken, Uslu ise Sayın Rıdvan Fazlıoğlu'na çok teşekkür ederim. Gaziantep'e çok şahane bir tesis kazandırmış ifadelerini kullandı. Malzemeden yapıldı. Bu kürelerin hepsi gerçek bron. Basınçlı suyla şişirilmiş. Evet, evet. Basınçlı suyla şişirilmiş. Tek parça. Yani yekpare bir şey. 5 dakika içeriye alıp boyu başlıyor. Orada bir tane de bunu seyredeceksin. İkinci perdede yukarıya çıkıyor. Bizim şehirdeki kanat merkezindeki gibi. Daraba gibi bu yukarıya çıkıyor mekanik. Onun halinde eğer istersek burada mini bir sergi yapabilecek şekilde bir mekan durağını veriyor. Burası rest yerimiz. Arkası da o tuvaletler gizli orada. Burası üç katlı antik. İşte gençler orada oturmuş. Şimdi buradan aşağı indir. Burası kütüphanenin iç avlusu aşağıda. Sanatçılar aşağıda, yani çalgıcılar, sanatçı yukarıda söyleyecek, ona bakarak. O görmüş olduğunuz yüksek 3 tane, burası beton olmaz, 1, 2, 3 tane sahneyi basamak gibi kullanabiliyoruz. Hep aşağıya. Altın boşluklar şu an. Bunun altı boşluk metre. Bunun altına adam gezer zaman. Ortadaki artık köprü ayar. Yani bir koru merdiveni yapıyormuş gibi yapsak, üç basamaksa böyle olabilecek şekilde. Onları yapabilecek şekildeki hazırlıkta. Bundan aşağı iniyor, buradan diziliyor, yukarıya çıkıyor. Sahnenin içerisinde boş durmuş, boş durmuş, hiçbir şey yok. Burada 1, 2, 3, 4 ayrı etap var. Bu, biz hani ileride belki burayı KPSS'ye hazırlanan, öbür tarafı işte YGS'ye hazırlananlar gibi biraz da kategorize etmek istiyorum. Burada özel ders almak isteyen grup olursa onların çalışma yapabileceği bir yer. Orası belirli oturup kendilerine bir kitap okuyacak. Çocuklara burada boyama, arkeolojide, işte el ve çöpüyor. Alt köşe okuduğunda işte burada ayrı ayrı tuvaletler var. Enkibül özellikler benim devam olan çocuklar için ayrı devam tuvalet var. Yetişkinler için ayrı devam tuvalet var. Biz buraya ağırlıklı olarak ders çalışmak kullanıyoruz. Kitap alınacak olması gelecek. Kim nereden? Bilgisayardan kaydedecek. Hepsi ARAK ID ile kontrollü sisteme girecek. Alacak, geri getirecek. Bırakacak ve araştırma yapacaksa alacak. Çift katlı bu şekilde. İşte, tabii. Eğer burası yarın tam dolarsa o zaman bu tarafa 24 saat açabilir. Bugün Şehit Kamil Belediye'mizin, kıymetli başkanımızın burada inşa ettiği çok güzel bir tesisi geziyoruz. Devlet tiyatroları Şehit Kamil sahnesini. Muhteşem bir tesis yapılıyor. İnşallah Gaziantep'e yakışan, Sayın Belediye Başkanımız Şehit Kamil'e yakışan muhteşem bir tesis yapmış. En kısa sürede inşallah açılacak. İnşallah. Ne kadar kaldı başkanım? En geç bir aya kadar. Bir aya kadar hizmete alınacak. Tiyatro sahnesini, kütüphanesini, yine teknoloji anlamında faydalanacak gençlerimizin sahalı alanlarını gördük. Çok yeni bir şey daha katıyor inşallah şehrimize. Yakın zamanda 24 saat açık olacak, kütüphanemizi kazandıracak. Ben kendisini tebrik ediyorum. Şehit Kamil'imize, Gaziantep'imize böyle muhteşem bir tesisi kazandırdığı için inşallah açılışından sonra hem şehirlerimiz, Şehit Kamil halkımız, Gaziantep halkımız burayı kullanacaklar. İnşallah. Bizler de ziyaret edeceğiz. Bizler de faydalanacağız inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür başkanım. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Öncelikle Şehit Kamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıl'a çok teşekkür ederim. Gaziantep'e çok şahane bir tesis kazandırmış. Şehrin ihtiyacı olan bir şey aslında. Evet, şehrimizde birçok salon var ama tiyatro salonu olarak tiyatro oyununu icra etmesi anlamında
çok yeterli değildi bazı salonlar. Kimisi çok aşırı büyüktü. Efendime söyleyeyim, kiminin sahnesi müsait değildi. Ama burada öyle bir şey düşünülmüş ki, sahnesi ayrı düşünülmüş, koltuklar ayrı düşünülmüş, koltuk arası mesafeye kadar, koltukların arasındaki soğutma sistemine kadar, en ince detayına kadar düşünülmüş. Şehrimizin bundan sonraki süreçte uzun yıllar yükünü alabileceği çok harika bir tesis yapmışlar. Sadece tiyatro anlamında değil, sanatın diğer dallarında da gençlerimizin, çocuklarımızın buradan faydalanabileceği muhteşem bir tesis yapmışlar. Allah razı olsun bu şehir için, taş üstüne taş koyandan herkesten Allah razı olsun. Güzel bir şey. Gaziantep'te bu zamana kadar yapılan bütün salonların ilk tiyatro gösterisinde oynamak bize nasip olmuştu. İnşallah bu salonun da ilk tiyatro gösterisinde oynamak bize nasip olur. Teşekkür ederim başkanımıza böyle bir tesisi şehrimize kazandırdığı için. Gaziantep'te ilk tiyatro olan bir şey. Abi,